Hazır mı? Hazır. O zaman huzurlarınızda Melek Baykal, Zahra Soysal, Davut Alakış. Pardon. Bir yemek yaptık eşimle beraber. Gayet emek sarf ettik. Eşim de ben de sağ olsun şefimiz de organize etti. Kestaneli mikber yaptık. Evet, kestaneli mikber yaptık, pişirdik. En sonunda ya baktık biz yaptık, emek verdik. Ya tattıran yok. Dedi ki şefim ya bunları gene misafirlerimize verelim dedi. Ya şefim anladık da biz bu kadar emek sarf ettik. Biz hiç tatmayacak mıyız diye. Gerçekten hayatım yolunu unutmayacağım. Başlığım çok özür dilerim, çok haklısınız. Niye tattırmıyorum diye. Böyle bir hikayemiz var. Teşekkür ederiz kendisine. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Efendim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Sahrap Hanım, Sayın Başkanımız ve bu dünya güzeli eşleri yemek yapacaklar. Ben de jüri olacağım. Evet. Bakın not vereceğim. Kim daha güzel yapıyor? Buyurun başkanım. Çok zor. Gelin buraya. Evet. Şimdi buyurun efendim. Buyurun. Evet. Şimdi biz bugün bir salata yapacağız. Salata yapacağız. Sevgili Ali Bifit Şekil de bize yardımcı olacak. Evet. Bunun için önce bir büyük, şöyle bir gastronomi kabımız var. Şimdi efendim. Merhabalar. Merhabalar tatlım. Ay canını yerim seni, tamam.
size vereceğim. Herkesin bir bıçak size. Bursa bıçağı. Tabii ki bu. Bir böyle. Şöyle tamam. Geleceğim. Tamam. Şöyle. Önce şunları. Bunlar. Tabii Bursa bir sebze ve meyve bahçesi. Anlıyorum canım. Burada her şey çok lezzetli ve taze. Biz bunları yiyebileceğiz. Yiyebileceğiz. Yalnız, şimdi sen doğramalara bak. Bakın nasıl doğruyor. Doğramalara bak sen yani. Onun içine koyacağız. Boşaltalım suyu. Yok şuraya suyunu bir yere boşalt. Bir şey söyleyeyim mi? Başkan sizden daha güzel doğuruyor. O geç kaldı. Ne olacak şimdi? Yemekleri mi yapacak bundan sonra? Yalan. Bence de. Bence. Tamam. Abi sen ne yapıyorsun? Şimdi nereye giden? Sen de geldim şimdi. Şimdi geldim bak şimdi. Ben de şunun içine malzemeleri alacağım. Şimdi rokalı bir kasecine bakar mısınız? Gayet güzel doğruyorsunuz. Ay yazık değil ben mi başkanlar? Ama bu kadar. Bunları da uğratacağız. Geri kalanları şimdi sen ne yapıyorsun? Ben bıçak getirecek bana. Ben de şunları dur bakayım. Melek bunlar böyle soyuluyor mu acaba? Soyuluyor gibi. Değil mi? Başkanım gayret oluyor. Evet, siz bıçak verin. Galiba oluyor. Oluyor, oluyor, gayet iyi oluyor. Gayet iyi oluyor. Gayet iyi oluyor. Nasıl gidiyor efendim? Evde yemekleri kim pişiriyor? Vallahi. Kim yapıyor yemekleri? Şuraya koyun alayım ben. Hanım yapıyor. Ben bazen salataya böyle biraz destek olmaya çalışıyorum. Peki vakit, hanım. Vakit olursa. Hanım en güzel hangi yemeği yapıyor? Vallahi bir kere bir kuru fasulyeyi topluyorum. Allah var yani. Başka? Yani biz sürekli sonra, ben zeytinyağlı yemekleri çok sevdiğim için zeytinyağlı yemeklerde sürekli onlardan yapıyorum. Hani biraz et biraz. Nerelisiniz? İzmir. Ooo İzmir güzel var mı içinizde? Alkış İzmir'e İzmir'e de alkış yok, alırız tabii ki. İzmir çok özel bir şehrimiz. Evet, çok seviyoruz İzmir'i. Evet doğru. Evet, siz böyle kurma yaptık herhalde. Tamam. Şimdi bugün Melekciğim biz coğrafi işaretli ürünleri kullanıyoruz. Bursa'nın şeftalisi çok meşhurdur biliyorsun. Bursa'nın bir sofrasına kadar gidiyor. İncili. Sonra burada ne almıştı? Deveci armut. Gürsumuzdan almış onlar. Bak bu arada biberimiz. Yenişehir olabilir. Yenişehir. Soğanımız var. Karacabey'in soğanı. Karacabey'in soğanımız var. Sonra gedelik turşusunu gösterebiliriz. Evet, gedelik. Orangazi gedelik turşusu. Orangazi gedelik turşusu. Bunların hepsi salataya konulabilir. Yalnız çok önemli bir sos yapacağız. Onu ben göstermek istiyorum. Şefim burada bize yardımcı oluyor sağ olsun. Şurada şefim, ben şu zeytini de... Zeytin nereli? Tahmin et. Derli. Bravo! Alkış! Bravo Deli! Melik sana bir soru soracağım. Söyle bakayım Melik, bak bakalım tadına. Türkiye'nin en güzel pideli köftesi hangi şehirde? Bursa'da! Bravo! En güzel pideli. Valla Bursa'nın tatlarını öğrenmişsiniz. Bursa'da! Süt elması Bursa'da. Peki Muradiye çorbası? Bursa'da! Bravo! Peki ben hep soruyorum soruyor. En güzel cantık neresi yapar? Bursa! Bursa! Peki, en güzel kestane nerede olur? Bursa! Biliyorsun, bir Bursa'nı kadar biliyorum. Evet, yani. Alkış alıyoruz. Ama hiç alkış yani. Alkış yok mu? Gerçekten Bursa'nın, ben coğrafi işareti almış ürünlerim çok fazla. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nden de yine tescil almış ürünlerimiz var. En son da işte bu elimde gördüğünüz siyah incir tescil aldı. Yani Avrupa'da tescil aldı. Kraliçeye kadar zaten daha önce gitmişti. Şimdi Bursa'nın siyahı deniliyor bu incire. Ve incirden birçok yemek de yapılıyor, tatlı da yapılıyor ve bazı tatlıların üzerinde değerlendiriliyor. Böyle bir özelliği var. Onun için incirimiz çok kıymetli, zeytinimiz gibi, şeftalimiz gibi. Bursalılar bunları biliyor ama tabii bu tatların tümünü, bu çeşitlerin tümünü önce Bursalıların tamamının bilmesi lazım. Sahip çıkması gerekiyor. Onun için de topraklarımıza sahip çıkacağız önce. Topraklarımıza evet. Sahip çıkıyoruz. Çok
Tamam. Malağa da bekleyeceğim. Kocaman malağa da bekliyor seni. Melek. Evet, seni can. Gelecek. Gelecek tabii ki. Ha. Şimdi Bursa'nın Yeşil Bursa tabii. Evet. Yani, adı üstünde Yeşil Bursa. Yeşil Bursa. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz zaten. Bir de çok çeşitli etnik grupların kazandığı müthiş muazzam bir mutfak var bir de size. Evet. Börekler yapılıyor bir taraftan, yinkanlar yapılıyor öbür taraftan. Çok teşekkür ediyoruz. Zengin bir mutfağımız da var yani. Kesinlikle. Uludağımız çok güzel. Ha, biz sizin etlerinize bugün bayıldık. Melek nasıldı etler? Ben bilmem. Etleriniz harikaydı. Eminim siz, ben çırparım, siz doğramayan onları katalım içine. Şimdi buraya mı katalım? Onları doğrarız, şunları katalım önce. Ben böyle bir salata ilk defa yiyeceğim. Evet, ilk defa bir salata size gerçekten hazırlayacağız. Yani içinde hem zeytin var, hem şeftali var. Şeftali var. Limon suyunu sıkalım. Ben ilk defa yiyeceğim. Evet, bu sosumuz çok güzel. Size balla hardallı bir sos yapıyorum. Salatada salatada en sevdiğim roka bunlar. Rokalar doğradınız mı sen? Onları da doğrayalım. Taze rokalar. Rokalar da. Evet, onları da doğrayalım. Nasıl güzel doğrar. Bak. Anne dikkat et. Tosumuzu açalım. Zeytinyağımızı koyalım. Şurada zeytinyağı. Bu da evet. Evet, tuzu atalım hepsini. Yarısını. Şöyle. Sosu da hazırlıyorum. Ben size sosu anlatayım. Arkada doğrasınlar. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi ben son yıllarda bütün salatalarıma meyve katıyorum. Meyve ne bulursam, şeftali de olur, incir de, incirlik de olabilir. Yalnız sosumu çok beğeniyorlar. Bu sosun özelliği, bal ve hardalı bir arada kullanıyorum. Hardal hiç yabancı bir yiyecek değil mi? Vallahi oldu. Bu topraklarda hardal her zaman vardı. Hani Fransızların hardalı derler ama balla hardalı karıştırdım. Bir büyük limonu sıktım. Bir de zeytinyağını koyuyorum bunun içine. Bu şahane, şahane bir doğal sızma zeytinyağı. Bunları karıştırdım. Sonra bunları bir güzel salata sosu yapacağım. Ben bu arada bunlar arkadayken siz bana şeyi Melek sen orayı idare ediyorsun. Harikasın. Şimdi salata sosu geliyor. Melek'im hiç merak etme. İnciri de ye sen inciri. Ye sen inciri canım. Bunları doğrayalım. Bütün salata malzemeleri. Harikasınız. Biberleri de koyuyoruz. Evet. Oh,
geliyor kedi. Bakar mısın şimdi? Ne var bu sosun içinde? Şimdi bal kattı. Evet. Bardak kattı. Limon suyu. Biraz da sirke koyacaktır. Şurada sirke yiyeyim. Ay bal olunca sirke olur mu öyle? Ama nasıl yakışıyor zıt tatla. Zaten sirke konur mu? Evet, güzellik evet. Orada. Güzellik oradan geliyor. Şimdi... Ama başkanımı çok çalıştırdınız. Bugün evet, biraz başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. İstediğiniz gibi. Ay ay. Evet, ay ay. Şimdi... Harika. Şeften yerine tutalım. Melek sana temiz bir şey değil mi? Evet, onu ben takayım. Çok yakışmış. Gözlüklerimi takayım. Melek sinir oluyor bu gözlüğüme. Çünkü çok havalı gözlüğü. Neydi? Her şeyi anladın. Gözüm bozuk. Benim gözüm bozuk değil yani. O göremiyor. Zaten görüyorum. Her şeyi ağlatır ama karacabe soğanı ağlatmaz. Karacabe soğanı ağlatmaz. Ay, bravo. Karacabe soğanı öyle görsen. Evet. Bu o kadar faydalı ki mor soğan olması. Dünyada ne zaman mor soğan kullanılmış. Çok faydalı buluyorlar. Şimdi bunu karıştırdın mı? Zeytini de koydun. Koydum. Harikasın Melek. Şimdi çok teşekkür ediyorum başkanım. Şimdi bunun için tadım tabağı alalım. Ama lezzetlidir bence. Birkaç tane yemiş yapalım. Yeterli biraz daha böyle. Yeterli'nin de turşunun girdiği yerde. Evet yeter. Nasıl atom mu? Soğan. Evet soğan da böyle. Şeyi de ama bir dakika. Ben yemem. Aa bak Melek. Ben sana bir tattıracağım. Meyveyle sebzenin lezzeti. Yani soğansa. Zeytin var, şeftali var, turşu var. Limon çıktı mı? Yok iyi bir limon. Siz buyurun iyi ne yapıyorsunuz? Evet bak bu da İznik cinsi. Ama biz de bunu alabilirim. Bunu sana al. Ben de bunu alırım. Biz kullanırız. İncirimizden şöyle. Yok ben vermem. Yok. Hayır kullanmayacağım. Hayır vermeyeceğim Zahra. Ben üstüne yaparım. Yok ben biliyorum seni. Vallahi vereceğim. Şimdi bakar mısınız bir salatayı gösterelim. Şöyle. Bakar mısınız salata? Bu salatayı ben yerim diyenler el kaldırsın. Bir de ben yemem diyenler el kaldırsın. Bravo sizi. Yiyor mu? Yiyor. Yani zeytin, turşu, soğan, şeftali. Soğan, şeftali, armut. Bursalı olan bu. Bravo Bursalılara. Sizi tebrik ediyoruz. Bakar mısınız? Benim bu çok güzel oldu. Senin tasına koymayayım. Ben yemem. Sen... İncirimiz bu tamam. Hatırım için bakacaksın. Sırtım için yemem. Aa Melek. Yemeyeceğim. Melek buna bayılacaksın. Yemem. Bir de incir atalım içine. Bak evet bir de incir atalım. İnciri de koyuyorlar içine. Dur sana bir tane incir ayırdım. Zeytin yağların içine. Ben bir tane ayırdım sana hiç merak etme. Gerçekten Bursa salatası mı bu? Bu Dudum İmran salatası. Sen bilmiyorsun. Bursa'da böyle bir salata yok. Ama bundan sonra olacak ne olacak? Bundan sonra meyveli salata yapacağız. Gözlüğüm nasıl? Güzel değil mi? Çok güzel. Beni çok beğendiler. Evet, gözlüğümü takalım. Şimdi başlayalım. Size bir parça koyacağım. Şöyle. Bir tadına çatal kaşık alabilir miyiz? Ali Mefit Şirkin alalım. Dedelik tursuzlu koyarız. Şöyle çatal kaşık. Evet, bize de yiyelim. Çok teşekkür ederim. Yalnız. Bir de turşu mu koyacağız yanına? Vermem. Yanındayız. Evet. Başkanım, bir tadına bakın ne olur bana gerçek. Turşu bir yanına koyalım şöyle. Evet, tabağı gördünüz mü? Elimizi sildiğimiz bir şey. Evet. Bir bakın bakalım. Tuzu nasıl oldu? Güzel mi? Harika. Gerçekten güzel. Gerçekten güzel. Bir tadına bakın. Melek bir tike yedireceğim sana. Bir tadına bakın. Bir tadına bak şu kadar. Şu kadar. Evet. Melek ne olur bir tane. Hani şöyle bizim elimizden çıktı diye düşünmeyin. Gerçekten güzel. Bir parça değil. Bakayım bir parça. Bir parça şöyle. Oo bravo. Ekşi mi geldi? Ekşi mi? Başkanım ekşi mi olmuş yoksa? Tuzlu. Ama çok lezzetli. Çok lezzetli. Şuna bak kokusu bile güzel. Ya bak Melek kokusu bile çok güzel. Yalan söylüyor. Vallahi çok güzel kıskandı. Ben yaptım ya. Bakın. Ne kadar
kadar güzel oldu. Aşk olsun Melek. Ay sevmedim. Ama ne olur bak değişikliği açık değilsin. Sen çok, yo, o çok klasik. Her zaman kurbası olsun, pilav olsun, dolma olsun. Ben değişikliğe çok açığım. Bak gözünden belli ne kadar. Saçmalıyorsun sen. Ben modernim, sen klasiksin. Saçmalıyor gerçekten. Yo, ben modernim. Benim tarafımda olanların elini göreyim. Ha, sen şiştin mi şimdi? Ama aşk olsun yani. Ben de oynayacağım o zaman. Sen hep oynuyorsun evet, zaten. Ben de o zaman oynarım yani. Efendim çok güzel oldu değil gerçekten, mi? Gerçekten çok teşekkür ederim. İlk defa böyle bir salata yapma imkanı. Evet. Salata değil aslında. Salata ile yemek arası zeytinyağlı bir şey. Bence de öyle. Yani meyvenin olduğu, evet, yeşilliğin olduğu, sağlıklı, sebzenin olduğu, sağlıklı bir besin tavsiye ederiz. Evet, Bursa'ya evde yapmak da çok kolay. Gerçekten kolay. Hani bunun içinde bir haşlanmış yumurta eksik. Gerçekten. Ama şuna baksana bak. Şu yeşilliği. Bak buna ne katılabilir? Biraz kestane doğranabilir içine. Harika olur bak bence. Başkanım buna ceviz uyar. Ceviz de ne ceviz uyabilir buna? Ceviz uyar. Olur. Evet. Badem olabilir ama hiç gerek yok. Bence ceviz güzel olur. Nar güzel olur. Bravo. Nar çok güzel aslında olur. Aslında Bursa'nın meyvelerinin hepsi bunun içine gider. Bence de. Yani şeftalisi, evet, deveci armudu, İnceri, deveci sonra armudu, evet, inciri, sonra mor soğanımız, evet, girdi. Yemek zeytinimiz var, zeytinyağımız var. Balı koyduk, kardalı koyduk. Bence şahane bir salata hazırladık ama sizlerin de eli girdi. Çok, evet, çok hep beraber yaptık. Sizin sevgimizi kattık. Evet. Sevgimizi. Evet, sevgimizi, evet, katarak şahane bir salata. Suyumuzun sevgisi bunu çeşitli. Evet, aynen öyle. Eminim ben bir ayva çiçek açmışlar mı acaba? Bir ay. Annem derdi ki, gözüm kör olmuyor. Aynen böyle. Zor yok, ben var bu kadını durduramıyorum. Ama gerçekten. Allah! Yandım Allah yandım.